Ekranın tam olarak sığması için düzeltme yaptık arkadaşlar. Ekran tam sığmıyormuş sanırım. Şimdi bakalım ekran tam mı? Evet, komünite ekolojisini anlatıyorduk. Bakalım. Evet, komünite ekolojisiyle devam edelim. Komünitenin yapısı demiştik az önce. Belirli bir yaşam alanında bulunan farklı tür canlıların oluşturduğu topluluğa komünite dedik. Örneğin Kuşadası'ndaki canlılar, Kızılcahamam'da ağaçlar. Eğer tanımın belirli bir alandaki tek tür canlılar olsaydı o zaman da ne olacaktı? Tanımımız popülasyon olacaktı. Popülasyonun tanımını bilelim istiyorum. Popülasyon, belirli bir alanda yaşayan tek tür bireylerin oluşturduğu, iki şartım var, popülasyon içinde belirli alan ve tek tür canlılar oluşturduğu topluluğa popülasyon diyoruz. Şimdi peki komünite neymiş? Komünitede yine belirli bir alan var. Belirli alandaki tüm canlılarda ne oluyor? Tüm canlı faktörler çocuklar. Komünite oluyor. Bunun içerisine eğer belirli bir alandaki tüm canlı faktörlerin içerisine cansız faktörleri de eklersem bu tanımında ne olacak? Cansız faktörleri eklediğimiz zaman ekosistem olacak. Tamam, o zaman ben komünitede cansız faktörleri görebilir miyim? Hayır. Belirli bir alandaki tüm canlıların oluşturduğu topluluk komünite olduğu örneklerimizi gördük. Bakalım yine devam edelim komünitenin özellikleriyle. Komünite, karasal komüniteler ve sucuk komüniteler olarak ikiye ayrılır. Komünitenin yaşam alanları çok dar veya çok geniş olabilir. Örneğin insan bağırsağı bakterileri komüniteler için yaşam alanı İnsan bağırsağı olurken tropikal yağmur ormanlarında yaşam alanı canlılar için tropikal yağmur ormanı olarak karşımıza çıkıyor. Bir komünite başka bir komüniteyi kapsayabilir, başka bir komüniteyle komşu olabilir veya kesişebilir. Komünitenin içeride tür çeşitliliğinin farklı olmasına biyolojik çeşitlilik denir. Bizim için biyolojik çeşitlilik önemli. Karasal komünitelerin biyolojik çeşitliliği sağlayan en önemli faktör enlemdir. Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe biyolojik çeşitlilik azalır. Enlemden dolayı. Şu enlem olayını altını çizelim. Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe azalır dedik biyolojik çeşitlilik. Ekvatoral bölgeye güneş ışınları daha dik açıyla ulaşırken kutuplara daha eğik açıyla ulaşmaktadır. Bu durum sıcaklığın, mevsimlerin, gece gündüz arasındaki zaman farkının, bitki örtüsü çeşitliliğinin, yine karın yerde kalma süresinin değişmesine, böylece canlı çeşitliliğinde
Farklı bu durumlarda, ekvatorda ve kutuplarda farklı olmasına sebep olmaktadır. Yine akarsu rejimlerinde değişimlere neden olur bu durum. Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe ilk önce geniş yapraklı ormanları görürken, daha sonra karışık yapraklı ormanlar, daha sonra daha kutuplara uyum sağlamış iğne yapraklı ormanları ne yapıyoruz? Görüyoruz. Çeşitlilik ekvatordan kutuplara ışığın dik gelmesiyle birlikte ne yaptı? Değişti. Yine bir diğer canlı çeşitliliğini etkileyen faktör için yükselti demiştik. Bizim tropikal bölgelerde tropikal yağmur ormanları ilk 0 ile 1000 metre arasında görülürken her 500 metrede bir bu yükseltiyle birlikte farklı biyoçeşitlilik görüyoruz. Tropikal yağmur ormanları, yüksek bölge ormanları, iğne yapraklı ormanlar işte 2500 metreden sonra onlar başlıyor. Daha yukarıda artık ağaç da göremiyoruz. Ne görüyoruz? Çalı formunda bir yapılaşma görüyoruz. Çok daha yukarıda artık tamamen kalıcı kar olduğu için çeşitlilik ne yapıyor? İyice azalmış oluyor. Çeşitlilikte o zaman enlem, sıcaklık, yükselti ve iklim ne oldu? Bizim için önemli oldu. Karasal komüniteler için. Sucuk komünitelerde ise biyolojik çeşitliliği etkileyen en önemli faktör suyun derinliğidir. Neden suyun derinliği burada bizim için çok önemli? Şimdi eğer benim göl ya da işte deniz biyomum ne kadar büyük olursa suyun alt tabakalarla ışığı geçirgenliği o kadar ne olacak? Daha azalacak. Bu yüzden suyun derinliği arttıkça ulaşan ışık miktarı azalacağı için bu durum üretici canlı sayısının azalmasına sebep olur. Çünkü üretici canlı sayıları bizim canlımız ne yapacak? Fotosentez yapacak üretici canlımız. Fotosentez yapabilmesi için ne olması lazım? Işık olması lazım ortamda. Işık su derinliğinden kırılarak daha derinlere gidemezse burada üretici canlı sayısının azalma meydana gelir. Suda çözünen oksijen miktarı böylece azalır. Bu da biyolojik çeşitliliğin azalmasına sebep olur. Su kirliliğinin artışı suyun pH'inin, tuzluluğunun suda çözünen oksijen miktarının değişmesine ve biyolojik çeşitliliğin azalmasına sebep olur. Suyun pH'i özellikle tek hücreli canlıların pH toleransı çok az ölmesine sebep olduğu için bizim için önemli. Yine tuzluluğa toleranslı türler, tuzluluğa dayanıklı türler ya da dayanıksız olan türler var. Buradaki ışıktaki değişim, oksijendeki değişim, biyolojik çeşitlilik de bizim için önemli oldu. Yine komünitelerin birbiriyle olan kesişim bölgelerine ekoton diyeceğiz. Ekoton tanımı bizim için yine önemli. İki komünite birbirinden keskin olarak ayrılmaz. Bakın A komünitesi ile B komünitesinin kesişim bölgesine ne dedik? Ekoton burada hem A bölgesinde yaşayan canlılara rastlanır, hem B bölgesinde yaşayan canlılara rastlanır ve çeşitlilik, ekoton için çeşitlilik daha fazladır. A'dan ve B'den çeşitlilik. Yine ekotonun bölgeleriyle ilgili rekabet bu bölümlerde fazladır. Rekabet fazla. Yine ekotonda madde döngüsü hızlıdır. Madde döngüsü hızlıdır. Şimdi bize ne azdır derse genelde ekoton için çeşitlilik, rekabet işte her şey fazla ya da hızlı olacak. Ne az derse çocuklar türlerin temsil edildiği birey sayısı azdır. Ne demek istiyorum? Şimdi mesela A komünitesi deniz olsun, B komünitesi kara olsun. Ekotonları ne olur bunun? Sahil. Ben sahilde işte karada yaşayan kedi, köpek, kuş görebilirim.
Yine sahilde denizde yaşayan yengeç görebilirim, midye görebilirim, balıklar görebilirim. Ama mesela karaya doğru gidersem köpekten sahilde birkaç tane görürüm de karada 50-60 tane görebilirim. Yine balıktan sahilde birkaç tane görebilirim ama işte bir 500 metre denizin doğru gittiğim zaman çok fazla sayıda balık yine ne yapabilirim? Karşıma çıkabilirim. Burada çeşitlilik fazla, evet. Ama birey sayısı ne? Türlerin temsil edildiği birey sayısı az. Bunu türlerin temsil edildiği bir birey sayısı az diye yazıyorum. Birey sayısı azdır. Buradaki örneğimiz ne? Akarsuların denize döküldüğü bölgeler yine ekoton olarak örnek olarak verilmiş. Ekoton bölgelerinin özelliklerini burada tekrar belirtmiş ve sizden mutlaka bunu bilmenizi istiyorum. Tür çeşidi bakımından zengindir. Bunu az önce konuştuk. Türü temsil eden birey sayısı azdır. Evet, türler arası rekabet fazladır. Çünkü burada besin diğer yerlere göre daha sınırlı. Yani bir sahili düşünürsem karaya ya da denize göre daha sınırlı. Madde döngüleri hızlı gerçekleşir. Bu da tamam. Türü temsil eden bireylerin değişen çevre koşullarına toleransı daha yüksektir. Ekoton bölgelerinin özelliklerini mutlaka bilmeliyiz. Komünitede canlılar arasındaki ilişkilere bakacağız şimdi. Bu ilişkilerden bir tanesi rekabet. Bir diğeri simbiyotik yaşamlar, işte mutualizm, konvansalizm, anvansalizm. Yine bir diğer ilişki şeklinde parazitlik olacak. Rekabetten başlayalım. Komüniteyi oluşturan bireyler aynı yaşam alanını oluşturan sınırlı kaynakları kullanmak zorunda olduklarından bireyler arasında tür içi ve türler arası rekabet görülür. Aynı tür canlılar arasında görülen besin, ışık, yaşam alanı, eş seçimi ve benzeri faktörler için yapılan rekabete tür içi rekabet denir. Örneğin iki aslanın eş seçimi için yaptığı rekabet gibi. Şimdi tür içi rekabette rekabet türler arası da olabilir, tür içi de olabilir. Rekabet gücü fazla olan birey yaşama şansını daha fazla arttırır. Rekabet gücü az olan o ortamı ya terk eder ya da rekabet gücü fazla olan tarafından öldürülür. Bu yüzden rekabet bizim için önemli bir konu. Şimdi rekabeti ikiye ayırdık. Burada tür içi rekabet. Tam bahsetmiş. Biraz sonra türler arası rekabeti de söyler. Ve türler arası. Şimdi çocuklar, rekabet habitat için olur. Habitatın tanımını vereyim. Canlının yaşam alanına biz habitat diyeceğiz. Canlı doğal olarak arandığında ne yapılır? Kendi habitatında bulunur. İşte bir aslan için yaşam alanı, ona hadi habitatı neresidir? Orman. Ya da bir tenya için yaşam alanı nedir? Bunlar biliyorsunuz bağırsaklarımızda parazit yaşıyor. Bizim insan bağırsağıdır. Ya da bir yunusu, işte biz bir çayırlık alanda aramayız değil mi? Yunusun doğal olarak habitatı neresi? Denizler, okyanuslar. O zaman habitat canlının doğal olarak arandığında bulunacağı yer. Rekabet bu yaşam alanı habitat için ne yapabilirmiş? Gerçekleşebilir. Tür içi ve türler arası da rekabet habitat için, yaşam alanı için olabilir ikisi için de. Yine ortamdaki ışık miktarı için olabilir. Özellikle ototrof canlılar, yani üretici canlılar, ışıktan daha fazla faydalanabilmek için birbiriyle rekabet halinde olurlar. Yine tabii ki en önemli besin rekabete sebep olacak şey. Şuraya yaşam alanı diyeyim, yine habitatın yaşam alanı olduğunu hatırlatmış olsun bize. Yine türler arasında besin için ne olur? Rekabet olur. Tür içinde eş seçimi için rekabet olur. Ama türler arasında eş seçimi için rekabet olur mu? Hayır. Lütfen buna dikkat edin. Soru bana rekabette tür içi mi diyor, türler arasında diyor. Buna göre eş seç. Hani 1, 2, 3 diyor. Hemen 1, 2, 3 alıyorsunuz. Tür içi mi, türler arasında bakmadan. Türler arasında eş seçimi için ya da üreme döneminde herhangi bir rekabete rastlanır mı? Hayır. İşte atıyorum bir ayıyla
Bir aslan eş seçimi için rekabete girer mi? Hayır. Ama aynı türse iki aslan eş seçimi için ne yapabilir? Rekabete girebilir. Eş seçimi için rekabet sadece komüniteyi oluşturan aynı tür canlılar arasında gerçekleşir. Burayı az önce konuştuk. Ben de buraya bir ünlem koyayım. Türler arası mı diyor bana, tür içi mi diyor. O zaman buna göre ne yapacağım? Dikkat edeceğim. Farklı tür canlılar arasında görülen besin, ışık, es seçimi ve benzeri faktörler için rekabete türler arası rekabet denir. Örneğin farklı tür bitkilerin ışık için rekabet etmesi. Farklı tür canlılar arasında rekabeti açıklamak için Goetz promethium türleri ile çalışmalar yapmıştır. Goetz'ın promethium türleri için yaptığı deney, Paramecium coidatum ve Paramecium aureola türleri ile ayrı ayrı kültür ortamında aynı ayrı yetiştirilmiş ve her gün düzenli sabit besin verildiğinde türlerin birey sayısındaki değişimler grafikte gösterilmiştir. Şimdi bu bizim için önemli bir rekabet deneyi. Coidatum ve aureola'yı biz ayrı besin yerlerinde yetiştirdiğimiz zaman gayet sayıca hızlı bir şekilde artmış olduğunu görüyoruz. Ama bu iki tür beraber aynı alana konulduğunda bir tanesi aureola rekabeti kazanırken diğerinin ne olduğunu görüyoruz. Ortamdan elendiğini, öldüğünü. Şimdi aynı kültür ortamında her iki paramesyum popülasyonunun birey sayısının hızla arttığı bir süre sonra dengeye ulaşarak sabit kaldığı gözlemlenmiştir. Az önceki grafikleri söylüyor bize. İki tane canlımızda ne olmuştu? Beraber ayrı ayrı ortamlarda yaşadıkları zaman sayıca güzel bir şekilde artmışlardı. Peki burada bakalım. Birlikte yetiştirildiklerinde aureola ortamda yaşayabilirken coidatum ne oluyor? Ortamdan elimleniyor. Biz bunun için ne diyoruz? Aureola'nın rekabet gücü coidatum'a göre, paramecium coidatum'a göre daha fazla. Rekabet gücü fazla olan da ortamda ne yapar? Yaşamaya devam eder. Rekabet gücü az olan ya ortamdan göçe zorlanır. Burada paramecium göç edeceği bir alan olmadığı için onlar ne yapmış? Ölmüşler. Aynı kültür ortamında paramecium türleri arasında besin için rekabet görülmüştür. Paramecium aureola yaşamaya devam ederken paramecium coidatum türü yok olmuştur. Sınırlı kaynaklar için rekabet eden türlerin aynı ortamda birlikte bulunmasına rekabette elenme prensibi denir. Şimdi ekolojik niş tanımına bakalım. Ekolojik niş canlının o ekosistemde üstlendiği görev, türün çevresindeki canlı ve cansız kaynakları kullanabilmesiyle ilgili durumların tamamına ekolojik niş denir. Ekolojik niş organizmanın ekosistemdeki işi olarak da tanımlanabilir. Ekolojik nişleri aynı olan canlılar arasında rekabet fazlayken farklı olan canlılar arasında rekabet azdır. Çocuklar şimdi biz rekabeti o zaman kimler arasında görüyoruz? Ekolojik nişleri aynı olan canlılar arasında görüyoruz. Kimler birbiriyle rekabet eder derse ekolojik nişleri benzer ya da aynı olan canlılar birbiriyle rekabete girerler. Ekolojik nişleri aynı olan canlılar bir arada yaşaması ancak kaynak bölümüyle mümkündür. Ya da rekabeti kazanan diğerlerinin ne yapacak? Yani normalde rekabet gücü fazla olan ortamda yaşar. Diğeri ya ölür ya ortamı terk eder. Ama biz ekolojik nişleri aynı ve aynı habitatta görüyorsak o canlıları ne yapmışlardır? Kaynak paylaşımı yapmıştır. Örnek, ekolojik nişleri benzer olan çalı bülbülleri aynı ağaç üzerinde yaşarken ağacın farklı yerlerine yerleşir ve katmanlardaki farklı besinleri tüketirler. Şimdi bakalım, 3 tane farklı çalı bülbülümüz var ve aynı ağaçta yaşıyorlar. İlk çalı bülbülünün daha yüksekte ve ağacın belirli kısmındaki besinlerle beslendiğini görüyorum. Diğer çalı bülbülü daha aşağıda yaşarken ve kesinlikle bakın aynı sınırlardaki besinleri kullanmıyorlar. Diğerleri ne yapıyor? Diğeri daha aşağılardaki besinlerden faydalanabiliyor. Biz buna ne diyormuşuz? Kaynak paylaşımı. Eğer canlılar aynı ortamda yaşayabiliyorlarsa bu kaynak paylaşımına
bağlıdır. Örnek sorumuza bakalım. Ekolojik dişleri benzer olan XYZ böcek türleri bir ağaç üzerinde yaşam alanları aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. Bunlar farklı böcek türleri XYZ'de. Ortada, altta ve üstte yaşadığı görülmüş. Buna göre hangisi doğrudur diyor. XYZ böcek türleri arasında eş seçimi için rekabet görülebilir. Şimdi bana başta farklı tür canlılar dediği için ne yapamıyorum? Bunların eş seçiminde farklılık olacak. Yani eş seçimde rekabet olmayacak farklı tür canlılar olduğu için bunu alamadım. XYZ böcek türleri arasında kaynak paylaşımı gerçekleşmiştir. Beraber ekolojik dişleri aynı olduğu halde aynı habitatta yaşayabiliyorlarsa bunu kaynak paylaşımıyla yapmıştır demiştik. Doğru. XYZ böcek türlerinin ağacın aynı bölgesinde birlikte yaşamalarını, yaşama şanslarını arttırır demiş. Aynı bölgesinde birlikte yaşamıyorlar. Bakın farklı farklı bölgelerde yaşıyorlar. O yüzden bu da yanlış bir ifade oldu. Cevabım ne geldi? Bursa. Bakalım diğer bir ilişkimiz olan avcı ilişkisine. İlk ilişkimiz rekabetti, diğer ilişkimiz avcı ilişkisi. Burada da komüniteyi oluşturan farklı popülasyonlar birbirini yiyerek besin ihtiyacını karşılarlar. Besin olan hayvana av, av ile beslenen hayvana avcı denir. Komünitedeki av ve avcı sayısının birbirine bağlı olarak değişir. Av sayısı artarsa avcı sayısı artar. Av sayısı artarsa avcı sayısı artar. Çünkü besini artıyor. Bu yüzden onunla beslenen canlı da ne yapacak? Artacak. Ama avcı sayısı artarsa av sayısı ne olur? Azalır. Bir ortamda burada bakalım. Vaşak sayısı arttıkça, tavşan sayısı arttıkça vaşak sayısının ne olduğunu görüyorum. Arttığını şurada. Daha sonrasında vaşak sayısı arttıkça bu sefer tavşanların çok avlanmadan dolayı ne olduğunu görüyorum. Azaldığını görüyorum. Avcı av sayısı azalırsa avcı sayısı azalır. Avcı sayısı azalırsa av sayısı artar. Bu şekilde bir beraber ne olacak? Yaşamları olacak. Avcı ilişkisini oluşturan canlılar çeşitli adaptasyonlar görülür. Avcı hayvanlar avlarını yakalayıp onlarla beslenebilecek adaptasyonlara sahiptir. Kartal etçil beslendiğinden ayakları pençe şeklinde, gagası ise aşağı doğru kıvrık kanca şeklindedir. Bu avına daha kolay yakalamasını sağlar. Ağaç kutanlar ağaçların kabukları altındaki böcek ve kurtçuklarla beslendiğinden gagaları ağacın sivri gövdesine daki kurtları çıkartabilecek şekilde farklılaşmıştır. Av hayvanlarından avcılardan saklanabilecek ve kaçabilecek adaptasyonlara sahiptir. Avcıların nasıl kendine ait özellikleri varsa avların da kendine ait adaptasyonları var. Kelebekler avcılardan korunmak için yaşadıkları ortam ile benzer renk ve desen gösterirler. Burada bir kelebeğim var. Ağaçla o kadar renk uyumu içerisinde ki fark edilmesi avcı tarafından zorlaşıyor. Yılan avcılardan korunmak veya avlanmak için yaşadığı ortamın renk ve desen özellikleri gösterir. Yine yaşadığı ortamda izole olmuş gibi duran bir canlı görüyorum. Örnek 2. Komünitelerle ilgili açıklamalarından hangileri doğrudur demiş. Sucuk komitenin biyoçeşitliliği, derinlik, ulaşan ışık miktarı, sıcaklık faktörleri, etkiler bunu konuşmuştuk. Evet, sucuk komitede en önemli etken zaten derinlik ve buna bağlı ışıktı. Karasal ve sucuk komitenin geçiş bölgeleri tür çeşitliliği bakımından zengindir. Bu alanlara ekoton demiştik. Ekoton tür çeşitliliği bakımından zengin, birey sayısı bakımından az ama çeşitlilik bakımından fazla olan yerlerde, avcı ilişkisinin görüldüğü canlılarda koruma, kamufle olma amaçlı çeşitli adaptasyonlar görülür. Bu da doğru oldu. Cevabım Edirne geldi. Komünitelerde simbiyotik ilişkilere bakalım. Aynı komünite farklı canlı türlerin genellikle beslenmek, yaşama şansını arttırmak,
amacıyla yapmış olduğu birlikteliğe simbiyoz yaşam denir. Simbiyoz yaşam şekilleri mutualizm, kommensalizm, parazitlik, ammansalizm olarak sınıflandırılır. Şimdi mutualizmin de iki çeşidi var çocuklar kendi içinde. Sıkı mutualizm ve gevşek mutualizm diye. Sıkı mutualizmde canlıları birbirinden ayırdığımız zaman yaşamadıklarını, öldüklerini görüyoruz, ciddi zararlar aldıklarını. Gevşek mutualizmde ise canlıları birbirinden ayrıldıklarımızda yine olumsuz etkiliyorlar ama ölmüyorlar, yine yaşayabiliyorlar. İlk mutualizm şekli, sıkı mutualizm. Bunların örneklerini vereceğim. Diğeri de gevşek mutualizm dedik. Gevşek mutualizmin bir diğer adı da protokooperasyon. Şöyle çözdüğünüz kaynaklarda gördüğünüz zaman kulak aşinalığınız olsun. Bunların neler demek olduğunu beraber yine konuşalım. Yine bir diğer simbiyotik yaşamın parazitlik ammansalizm dedik. Şimdi mutualizmde canlı türlerin ikisi de bu durumdan olumlu etkilenir. İkisi de olumlu etkilenir. Birbirlerinden ayrıldıkları zaman ikisi de olumsuz etkilenecek. Bunu nasıl dedik? Mutualizm ikisi de bu birliktelikten mutlu. Kommensalizmde canlılardan biri etkilenirken diğeri bu ilişkiden ne bir yarar ne bir zarar sağlar. Parazitlikte biri olumlu etkilenirken diğeri bu ilişkiden zarar görür. Ammansalizmde yine biri etkilenmezken diğerine zarar verir. Bunların şimdi detaylarına ve örneklerine bakalım. Mutualizm ilk olarak birlikte yaşayan her iki canlı türünden bu birliktelikten karşılıklı yarar sağlanmasına mutualizm denir dedik. Şimdi birlikteyken hem X türü hem de Y türü ne oluyor? Bu birliktelikten mutlular. İkisi beraber sayıca artıyor. Ama bu canlıları birbirinden ayırdığımız zaman ikisinin de bu durumdan olumsuz etkilendiğini, zarar gördüğünü, birey sayısı bakımından azaldığını görüyoruz. Bu grafikler önemli çünkü bize mutualizmle ilgili hangisi doğrudur demiyor. Grafiği veriyor mesela. Bu grafikten o birlikteliği mutualizm olduğunu bizim çıkarmamız lazım. Beraberken ikisinde de artış var. Birbirinden ayrıldıkları zaman ikisi de zarar görüyorsa bu birlikteliğe ne dedik? Mutualizm dedik. Mutualizmde yine örneklerim neler? Alp ve mantarların oluşturduğu liken belliliği. Mutualizmin güzel örneklerinden biri. Liken bir canlı adı gibi, hatta o kadar birlikte yaşamalarına alışılmış ki bu canlıların. Şimdi burada alpler ototrof canlılar. Ne demek istiyorum? Alpler burada besin üretirler. Ürettiği besinle oksijeni ne yapar? Mantarlara yollarlar. Mantar da buradaki heterotrof canlılarımız. Yani kendi besinlerini üretemeyip dışarıdan besin almaya tüketici canlılar, gereksinim duyan canlılar. Onların ürettiği su ve karbondioksit de üretici olan alp tarafından ne yapılır? Besin yapımında kullanılır. Bu şekilde simbiyotik bir yaşamları var. Algin klorofili vardır. Fototroftur. Beslenir. Mantar heterotroftur. Alk mantarın besin ve oksijen ihtiyacını, mantar algin karbondioksit ve su ihtiyacını karşılar. Böyle simbiyotik bir birliktelik oluşturdu. Yine sizden mikorizayı bilmenizi istiyorum. Örnek olarak burada karşınıza sorularda yine çok çıkacak. Mikoriza örneği. Vermiş zaten, biz mikorizaya bakalım. Yine mikoriza bir ototrof, bir heterotrof canlı tarafından oluşturulan bir birliktelik. Bu sefer likende nasıl canlım, üretici canlım alpti. Buradaki üretici canlım bitkinin kendisi. Yine mantar birlikteliği olduğunu görüyorum. Mantar burada heterotrof canlım. Mantarın ürettiği karbondioksit ve suyu bitki fotosentezinde kullanıyor. Bu da mantara besin ve oksijen sağladığı anlamına gelir. Bitkinin mikoriza birlikteliği kurmuş bitkiler ortamda rekabet gücü bakımından da bir tık öne geçerler. Mikoriza ve likeni
Anladığımıza göre anemon ve palyaço balığına bakalım. Deniz mercanları olan anemon yakıcı tentakülleri ile derisi özel bir mukus ile kaplı olan palyaço balığını düşmanlarına karşı korur. Palyaço balığı ise anemon ile beslenen balıkları anemondan uzak tutar. Bir tanesi korunmak için sığınak olarak kullanıyor anemonları. Palyaço balığı da anemonu düşmanlarından uzak tutuyor. Böyle bir birlikteliği var. Arılar ve çiçekli bitkiler. Çiçekli bitkiler arılar için çiçek tozu sağlarken, yani beslenmelerini sağlarken, arılar da onların çiçeklerin, yani polenlerini bir çiçekten bir çiçeğe taşıyarak ne yapmasını, tozlaşmasını sağlar. Üremesini sağlar yani bitkinin. Böyle bir simbiyotik yaşamları, mutualist yaşamları var. Yine insan bağırsağında B ve K vitaminini sentezleyen bakteriler insana olumlu bir şey yaparken, insan için B ve K vitaminini sentezleyip daha iyi yaşamasını sağlarken, insan da ona bağırsağında yaşama alanı sunduğu için yine mutualist bir birliktelik olarak karşınıza çıkıyor. Bağırsak florasını oluşturan bakteriler bazı vitaminlerin üretilmesinde, bağışıklık sisteminin gelişmesinde, zararlı bakterilerin üremesinin engellenmesinde rol oynar. Bu yüzden işte kamu spotları görüyoruz. Kafamıza göre antibiyotik kullanmayalım diye. Çünkü bu bağırsak florasını ne yapabiliriz? Kullandığımız antibiyotiklerle bozabiliriz. O zaman bizim için o vitaminler üretilmez. Daha da kötüsü, bağışıklık sistemim çökebilir. Yine zararlı bakteriler, yararlı bakterilerden dolayı burada üreyemediği için, biz ortamdan yararlı bakterileri alırsak zararlı bakterilerin üremesi için bir alan oluşturmuş oluruz. Bizim için her bakımdan bilinçsiz antibiyotik kullanımı zararlı bir durum. Termitler ve geviş getiren memelinin sindirim kanalında yaşayan selüloz sindirici bakteriler yine mutualizme örnek. Şimdi burada biliyorsunuz memeliler, yani hiçbir hayvan selülozu sindiren enzime sahip değil. Buradaki sindirim kanalındaki bakteri selülozu sindirip geviş getiren memelinin buradaki selülozdaki glikozdan faydalanmasını sağlıyor. Termitlere de böylece yaşam alanı sağlanmış oluyor. Karşılıklı menfaat burada. Timsah ve kürdan kuşları, şimdi bu mesela diğerlerini sıkı mutualizme örnek verirsek bu gevşek mutualizm olur. Neden? Çünkü birlikte bu canlılar daha iyi yaşıyor. Birlikteyken bu birliktelikten ikisi de yarar görüyor. Ayrıldıklarında kısmi olarak zarar görüyorlar. Ama mesela sıkı mutualizmde ayrıldıkları zaman, mesela mantarla algı ayırdığımız zaman mantarın öldüğünü görüyoruz. Bir tanesi ölüyor. Ama burada işte kürdan kuşuyla timsahı ayırdığımız zaman ikisinden biri ölür mü? Hayır. Bu durumdan olumsuz etkilenir ama bu ölüme kadar gitmez. Sıkı mutualizmi, gevşek mutualizmi birbirinden farkı bu. Kürdan kuşları timsahın dişleri arasında kalan besin parçalarını besler. Böylece diş sağlığını korur timsahın. Bu besinlerle de besin ihtiyacını karşılamış olur. Böyle bir yarar, karşılıklı yarar söz konusu. Baklagiller ve baklagillerin köklerinde yaşayan azot bağlayıcı bakteriler yine bizim mutualizme örneklerimizden. Azot bağlayıcı bakteriler baklagillerin köklerinde yaşayarak nodül oluşturur ve havanın serbest azotunu bağlayarak bitkinin azot ihtiyacını karşılar. Notumuza bakalım. Mutualist yaşayan canlılar birbirinden ayrıldıklarında yaşamlarını sürdürülemezler ise bu mutualizm şeklinde zorunlu mutualizm ya da sıkı mutualizm dedi. Denir. Mutualist yaşam özelliği gösteren iki canlı birbirinden ayrıldıklarında yaşamlarını sürdürmeye devam etmelerine protokooperasyon ya da gevşek mutualizm denir. Örnek timsah ve kürdan kuşları arasındaki ilişki demiş. Birlikteliklerinden az zarar ayrıldıklarında görüyorlarsa, gevşek mutualizm taraflardan ayrıldıklarında bir tanesi ölüyorsa zorunlu ya da sıkı mutualizm oluyor deyip mutualizmi burada bitirelim. Konvansiyonizme bakalım. Konvansiyonizm yaşayan iki canlı türünün biri bu ilişkiden yarar sağlarken diğerinin etkilenmemesine denir. Yani bir türün bu ilişkiden ne yapıyor? Birlikteyken olumlu etkileniyor. Diğer tür sabit. Yani o birliktelikten ne olumsuz ne olumlu etkileniyor. Ama
Ayrıldığımızda bakalım çocuklar, birbirinden ayırdığımızda yarar sağlayan tür bu durumdan olumsuz etkileniyor ve gelişmesi bu durumdan ne yapıyor? Zamanla geriliyor. Ama yine ilk başta birliktelikten de etkilenmeyen tür ayrılıktan da ne yapmadı? Etkilenmedi. Örneğin ne? Köpek ve Echinus balıkları. Şimdi köpek balığının yanında bunlara çöplük balıkları da diyebiliriz. Köpek balığının artıyla beslenen şunlar, küçük balıklar var. Köpek balığı avını parçalar, kalan küçük parçaları da bu çöp balıkları ya da Echinus balıkları dediğimiz balıklar yer. Köpek balığı bu durumdan etkilenir mi? Hayır, olumlu ya da olumsuz. Ama küçük balıklar için bu durum yarar sağlar onlara. Bunun da ne dedik? Biri etkilenirken, olumlu etkilenirken diğeri bu birliktelikten herhangi bir fayda ya da zarar görmüyorsa kompansalizm oluyor tanımımız. Parazitliğe bakalım. Birlikte yaşayan iki canlı türünden biri bu ilişkiden yarar sağlarken diğerinin zarar görmesine parazitlik denir. Birlikteyken bir tür bundan olumsuz etkileniyor. Diğeri ne yapıyor? Diğer türün onunla beraberken yarar sağlıyor. Ayrıldıklarında zarar gören tür yeniden ne yapıyor? Gelişmesi daha iyi bir şekilde devam ediyor. Yarar gören türün de zarar gördüğünü, işlerin tam tersi olduğunu görüyoruz. Şimdi burada yarar görenle parazit. Tamam. Zarar görene de ne diyeceğiz ilk baştaki birlikteki yaşam için? Konak diyeceğiz. Parazit yaşamda zarar gören canlıya konak, zarar veren canlıya parazit denir. Birlikteyken konak bu durumdan olumsuz etkilenirken parazit olumlu etkileniyor. Ama birbirinden ayrıldığımız zaman, hatta çoğu parazit konağından ayrıldığı zaman ölür. Ne oluyor? Birliktelik diğeri de daha iyi yaşamaya başlar. Bu duruma parazitlik diyorum. Biri yarar sağlarken diğerinin zarar görmesi. Hayvansal parazitler, parazit canlının, şimdi parazitliği ikiye ayıracağız, hayvansal ve bitkisel parazitler diye. Hayvansal parazitler, parazit canlının konağın üzerinde veya içinde yaşamasına göre ikiye ayrılır. Dış parazitler, iç parazitler diye. Şöyle yapalım, şemamızı, kendi şemamızı burada ufak bir oluşturmaya çalışalım. Hayvansal parazitler. Ne dedik? Dış parazit eğer canlı dışında yaşıyorsa, içinde yaşıyorsa iç parazit diye ayrılır. Dış parazitler sindirim sistemleri vardır. Sindirim enzimleri üretebilirler. Hızlı hareket ederler, çabuk çoğalırlar. Bu ikisinde de ortak ama sindirim sistemi var yoka dikkat etmemiz lazım. Çünkü dış parazitlerin sindirim sistemi var. Örneğin ne? Bitkene, sivrisinek, genelde kan emen canlılar. İç parazitlerimin sindirim sistemi yok. Tamam, bu şekilde birbirinden en net bu şekilde ayırt edebiliriz. Yine hızlı ürerler, sayıcı hızlı bir şekilde artış gösterirler. Yine iç parazitleri patojen de diyebiliriz. Duyu ve hareket organları, burada duyu ve hareket organları gelişmişken, biliyorsunuz işte bir pire 3 metreye kadar zıplayabilir gibi. Ama biz iç parazitlerin duyu ve hareket organları gelişmemiş diyeceğiz. Bu da aralarındaki bir diğer iç parazit ve dış parazit arasındaki farkım olacak. İç parazit örneğim ne olabilir? Kıl, kurdu, tenya, bağırsak solucanı gibi. Şimdi eğer tenya, kıl, kurdu, herhangi bağırsak solucanı varsa çocuklarda nasıl anlayabiliriz bunu? Poposunu kaşıyorsa, ağız akıntısı varsa ve kilo alamıyorsa burada ne yapabiliriz? Dişini gıcırdatıyor, ağız akıntısı var gece uyurken. Yine popo bölgesini çok kaşıyorsa iç parazit olduğundan şüphelenebiliriz ve bunların mutlaka tedavi edilmesi lazım. İç parazitlerin, yine dış parazitler de tehlikeli. Mutlaka dış parazitten de canlıya
kurtarmamız lazım. Bakalım parazit hayvanların üreme sistemleri iyi gelişmiştir. Bir kısmı hermafrodit ve kendi kendini dölleyerek hızlı bir şekilde üreyebilir. Bu hem ne için hayvansal parazitlerde hem iç hem dış parazit için karşımıza çıkabilir. Yine şimdi burada bitkisel parazitlere bakalım. Bitkisel parazitleri de hayvansal parazitlerden farklı olarak bitkisel parazitleri tam parazit, yarı parazit diye ayırıyoruz. Şimdi çocuklar tam paraziti göreceğiz birazdan. Tam parazit aslında bitkinin üzerinde besinini alır konağından, yaşadığı konaktan. Besin alır, su alır, yine minerallerini alır. Yani üzerinde yaşadığı konak bitkiyi tamamen sömürür. Bunun yanında yarı parazit daha masum kalıyor diyelim. Yarı parazit çünkü besinini kendisi yapar. Kökü yoktur. Bu yüzden sadece su ve mineralleri ne yapar? Yaşadığı konak bitkiden alır. Şimdi o zaman yarı parazit besinini yapabilecek donanıma sahip olması lazım. Yani bunun kloroplastları, daha da özellikle klorofil pigmenti olmalı ki ne yapabilsin? Fotosentezle besinini üretsin. Çünkü demek ki besinle konağından almadığına göre ihtiyaç duymuyor, kendi üretebiliyor. Fotosentezi yapar diyelim. Bu yüzden klorofili var. Kendi fotosentez yapıp besinini üretebilir. Şimdi bizim bitkilerde besinin taşındığı iletim demeti elemanına floem diyeceğiz. Ya da işte soyma borusu diye görebiliriz kaynaklarda. Bitkilerde besin floemle taşınır. Su ve mineraller nerede taşınır? Kısilemde. Ya da işte buna da ne olabilir? Odun boruları der. Şimdi bizim bitki, yarı parazit bitkisel parazitlerimizden yarı parazit bitkiler su ve minerallerini alacaksa sadece üzerindeki yaşadığı konak bitkiden emeçlerini, yani bu su ve minerali çekecek yapılarına, gerçek kökleri olmayacak çünkü, emeçlerini ne yapar? Sadece kısileme uzatır. Ama tam parazit hem füleme hem de kısileme ne yapar? Emeçlerini uzatır. Tamamen üzerinde yaşadığı bitkinin her şeyini ne yapabilmek için? Sömürebilmek için. O zaman besin yapabilir mi? Hayır. O zaman fotosentez yapar mı? Hayır. Klorofil pigmenti var mı? Hayır. Şimdi hem tekrar olsun hem bir bakalım. Yarı parazitler, kloroplastları vardır. Bilmeliyim. Fotosentez yaparlar. Bilmeliyim. Kökleri gelişmemiştir. Bu yüzden su ve minerale kökleriyle alamadıkları için üzerinde yaşadıkları canlıdan alırlar. Emeçlerini konak bitkinin odun borularını uzatarak su ve mineral ihtiyaçlarını buradan karşılarlar. Odun borusu demez, kısilem derse de aynı şey olacak. Örneğin ne? Burada gördüğünüz gibi öpse otu. Tam parazitlere bakalım. Tam parazitlerin kloroplastları yoktur. Bize yarı parazit ve tam parazitin kıyaslamasını, farklılıklarını, ortak yönlerini soruyor. O yüzden bunlara dikkat edelim. Kloroplastları yoksa ne yapamaz? Fotosentez yapamazlar. Kökleri zaten yok. Emeçleri konak bitkinin hem soyma borularını uzatırlar. Çünkü hem besin hem de ne alacaklar dedik az önce? Su ve mineralleri konak bitkiden alacaklar. Odun boruları su ve mineral, soyma borularına organik besin ihtiyacı karşılanır demiş. Odun borularına tekrar söylüyorum, kısilendeler. Soyma borularına ne de diyebilir? Flüem de diyebilir. Peki, parazitlikte, Çin saçı burada gördüğümüz gibi parazit ve bitki olarak karşınıza çıkabilir.
O zaman şimdi sorularımıza bakalım. Aşağıdaki canlılar arasında ilişkilerden hangisi mutualizme örnek oluşturamaz? Su ve minerallerin üzerinde yaşadığı elma ağacından sağlayan öksü ortusu ile elma ağacındaki ilişki, az önce bunun için ne dedik? Parazitlik. O zaman bu oluşturamaz. Diğer örneklere bakalım. Geviş getiren memelilerin işkembesinde yaşayan ve selüloz sindirimi gerçekleştiren bir organizmalarla memeliler arasında ilişki, mutualizm. Mercanlar ile onların dokularında yaşayan ve fotosentez ürünlerinin bir kısmını mercan ile paylaşan algler, mutualizm. Bitki kökleriyle, yani ona besin veriyor, ona fotosentez ürünü sağlıyor. Bitki köklerinde yaşayan azot bağlayıcı bakteriler, bitki onun için yaşam ortamı sağlıyor. Azot bakterisi onun için azot sağlıyor. Azot neden önemli? Çünkü bitkinin kendi proteinlerini sentezleyebilmesi, kendi aminositlerini sentezleyebilmesi için topraktan azot alması lazım. İnsan bağırsağında yaşayan ve bazı vitaminleri sentezleyen bakteriler, bakteri insana vitamin veriyor, insan ona yaşam alanı veriyor. Yine mutualizme örnek cevabım Adana geldi. Anmansalizme bakalım. Anmansalizmde de ne olacak? Bir canlı bu birliktelikten etkilenmezken diğeri zarar görecek. Bir canlı bu durumda hiçbir şekilde etkilenmezken diğeri zarar görecek. Mesela ceviz ağacı altında yaşayan otlu bitkiler. Ceviz ağacı yaprak ve meyvelerinden salgılanan bir kimyasal madde cevizin altında başka bir türünün yaşamasına izin vermez. Buradaki küçük bitkiler bu durumdan olumsuz etkilenirken ceviz herhangi bir şekilde bu durumdan etkileniyor mu? Hayır. Buna da ne dedik? Anmansalizm. Süksesyon bundan sonrasında komünite içindeki bazı birlikte yaşamları bitirdik kavramlardan bahsedeceğiz. Bunun ilki süksesyon. Süksesyon komünitede uzun bir zaman içinde türlerin aşamalı olarak birbirinin yerini almasıdır. Bakalım ilk önce mesela burada gördüğümüz gibi taşlık bir alan görüyoruz. Henüz toprak oluşumu bile yok. Bu alanda, bu taşlık alanda buraya likenlerin yerleşmeye başladığını görüyoruz. Liken faaliyetleri, likenlerin sağladığı kimyasallar, sonra sıcak soğuk olması, bu kayaların daha küçülmesine, parçalanmasına, sonra küçük toprak oluşumuna sebep olur. Toprak oluşumundan itibaren yosunların bu ortama gelmeye başladığını, yine yosunların faaliyetiyle beraber işte küçük sineklerin, küçük böceklerin ortama gelmeye başladığını görüyoruz. Bu yosunların ölüleri, küçük mikroorganizmaların ya da işte böceklerin ölüleriyle birlikte daha humuslu bir kalıntı oluşmaya başlıyor ve böylece o ortama daha büyük üreticiler, otlar ne yapabiliyor? Yerleşebiliyor. Otların gelmesiyle işte kirpidir, tavşandır, daha küçük hayvanların bu ortama geldiğini görüyoruz. Beslenebildiğini faredir, sincaptır gelip geldiğini görüyoruz. Bunlar da ne yapıyor? Yine bu otların kalıntıları, bu küçük hayvanların ölüleriyle beraber burada organik yani madde miktarı, kalıntı miktarında artış, yani humus, toprak oluşumunda artış görüyoruz. Bununla beraber funda çalı evresi geliyor. Daha fazla toprak oluştuğu için en sonunda ortamda artık ağaçların da tutunabileceği bir toprak oluşumu olduğu için ağaç evresi olduğunu görüyoruz. Başlangıçta burada liken vardı. Sonra likenler faaliyetleriyle daha yosunların gelip ortamda yaşayabilmesi için uygun bir ortam oluştu. Sonra otların, sonra fundaların, çalıların, sonra da ağaçların bu ortamda yaşayabilmeleri için uygun bir zemin oluştu. Biz komünitede uzun bir zaman içerisinde türlerin aşamalı olarak birbirinin yerini almasına süksesyon diyoruz. İşte bu tanımın süksesyon oluyor. Süksesyon baskın türün zaman içerisinde değişmesi olayıdır. Komünitedeki sayıca en fazla olan ya da etkisini en fazla gösteren türe baskın tür denilir. Çocuklar baskın türü büyük kitlesi en fazla tür olarak bilinir diyorum. Büyük kütlesi en fazla türe o alandaki baskın tür denir. Şimdi büyük kütle ne demek? Kapladığı alan. Kapladığı alan. Şimdi mesela bir kara ekosisteminde düşüneyim ben. Ağaçlar mı daha çok burada süksesyona ulaşmış olsun? En son işte o bölgede neler var? Ağaçlar var. O alanda en fazla ağaçların mı yer kapladığını, yoksa hayvanların mı yer kapladığını
görürüm. Tabii ki hayvanların değil, ağaçların daha fazla yer, üretici canlıların daha fazla yer kapladığını göreceğiz. Bu yüzden bir ortamda biyokütlesi en fazla, karasal ortamda biyokütlesi en fazla olan canlılar üretici, yani ototrof canlılar olur genelde. Tamam. Kara biyokütlesi en fazla diyebiliriz. Kara komünitelerinde baskın türler genelde o bölgede süksesyonla klimaksa ulaşmış bitkiler olarak karşımıza gelecek. Süksesyon komünitedeki türlerin kararlı bir almasına kadar devam eder. Kararlı haline klimaks denir. En son artık ağaç evresinden sonra herhangi bir evre görüyorum mu? Hayır. Bu süksesyon ne yaptı artık? Tamamlandı. Yani neye ulaştı? Klimaksa ulaştı, kararlı bir hal aldı diyoruz. Klimaksın zaten tanımını ayrıca vermiş. Ortam şartları anormal değişmedikçe meydana gelen dengeli ve olgun komüniteye klimaks denir. Süksesyon komünitenin bulunmadığı bir ortamda zaman içerisinde komünitenin oluşması sırasında gerçekleşebilir. Yangın, sel, erozyon gibi doğal afetler veya aşırı otlatma, ağaç kesimi, insan etkileri süksesyona neden olabilir demiş. Burada birinci süksesyon ve ikinci süksesyon diye iki tanımım var. Birinci süksesyon az önce gösterdiğimiz gibi ortamda toprak yokken işte yosun, liken, ot evresiyle birlikte giden az önceki süksesyon çeşidimiz. Yani burada ilk önce ne gördüm? Bitki oluşumu gördüm. Ama ikinci süksesyonda ne oluyor? İkinci süksesyon yukarıda tanımı olduğu gibi ne olabilir? O ortamda can, insan faaliyetiyle ya da işte doğal afetler gibi, aşırı otlatma gibi, yangın gibi, sel gibi durumlardan dolayı ağaç ve çalı evresinin yok olması ot evresinden tekrardan o ortamın yeniden işte yandığını düşünelim. Ağaçlar gitti, çalılar gitti. Küçük cılız otlar çıkmaya başlar ertesi de ortamda. Sonra yine zaman geçtikçe çalılar büyümeye başlar. Zaman geçtikçe orası tekrar ağaç olur işte bir 100 yıl, 200 yıl içerisinde. Buna da ikinci süksesyon diyorum. İkinci süksesyonda toprak oluşumu birinci süksesyonda onu ne yapıyor? Birbirinden ayırıyor. Devam edelim. Aşağıdakilerden hangisi komüniteye örnek verilebilir demiş. Komünite için sınırları belirli ve ne dedik? Tüm canlılar, o bölgedeki bir sürü canlı. Urfa'daki kelaynaklar çocuklar, kelaynak bir tür. Sınır verilmiş tek tür. Bu yüzden ne olmayacak? Bu popülasyon tanımı. Karadeniz'deki hamsiler yine tek tür. Sazanlar tek tür. Tiftik geçisi tek tür. Ama sürüngenler deyince içinde yılan var. İşte kaplumbağa var. Timsah var. Marmara'daki sürüngenler. Birçok tür olduğu için ne oldu cevabın? Edirne geldi. Komünitedeki biyolojik çeşitliliği faktörlerinden hangileri etkiler demiş. Bunu konuşmuştuk. Biyolojik çeşitliliği komünitede ne etkileyecek? Enlem, özellikle karasal komünitelerde yükselti ve iklim hepsi biyolojik çeşitliliği ne yapar? Etkiler. Komünitede birbirine tam olarak ayrılamayan geçiş bölgelerine ne demiştik tanım olarak? Ekoton. Türün çevresindeki canlı ve cansız kaynakların kullanması ile ilgili durumların tamamıdır. Buna da ne demiştik? Ekolojik niş, yani canlının işi. Cevabım ne geldi? Bursa geldi. Simbiyoz yaşam gösteren alg ve mantar arasında ilişki gösterilmiştir. Bunların arasında nasıl bir ilişki vardı? Mutualizm. Buna göre hangileri doğrudur diyor. Alg ototrof, mantar
Heterotrof beslenir. Evet, alg üretici kendi besini kendi yapıyor. Hatta yaptığı besini ne yapıyordu? Mantara gönderiyordu. O zaman buradaki X besin mantarda solunumu sonucunda ürettiği karbondioksit besinin parçalamasından ürettiği su ve karbondioksit ne yapıyordu? Alge gönderiyordu. O zaman Y'de ne oldu? Karbondioksit oldu. X ATP, Y karbondioksit molekülüdür. X ATP olamaz. Bırakın canlıdan canlıya ATP transferini, canlının kendi hücresinden diğer bir hücresine dahi ATP ne yapılmaz? Verilmez. Algın ortamdan uzaklaştırması mantarın gelişimini olumsuz etkiler, evet. Hatta mantar belki de ölebilir. Bu yüzden cevabım ne geliyor? Denizli geliyor. Aşağıdaki grafikte simbiyoz yaşayan X, Y canlıların birlikte ve ayrı oldukları gelişme eğrileri verilmiştir diyor. Şimdi bir tanesi zarar görmezken diğerinin ne olduğunu görüyorum. Beraberken olumlu etkilendiğini, ayrıldığında olumsuz etkilendiğini. Bu olayın bir tanesi bu durumdan etkilenmezken bir tanesi yarar görüyor. Neydi tanımım? Konvansalizm. Hangisi konvansalizm için örnektir oldu o zaman? Baklagil azot bağlayıcı bakteri için mutualizm dedik. Köpek balığı, çöpçü balığı konvansalizm örnek, timsah, kürdan kuşu mutualizm. Yine insan ve BK vitamini sentezleyen bakteri mutualizm. Selülozu sindirici bakteriyle inek gibi geviş getiren memelilerde ne olacak? Yine mutualizm örnek olacak. Cevabım Bolu geldi. Yarı parazit bitkilere ait özelliklerinden hangileri tam parazit bitkilerde görülmez demiş. Yarı parazit bitkiler için de konuşmuştuk. Yarı parazit bitkiler klorofili olduğu için, kloroplastlı olduğu için fotosentez yapar. Kendi besinlerini kendisi üretebilir. Bu yüzden üzerinde bulunduğu bitkinin floemine emeçlerini uzatmaz. Ama parazit, tam parazit bitki hem fotosentez yapamadığından dolayı ne yapacak? Besin ihtiyacını da üzerinde yaşadığı bitkiden karşılayacak. Bu yüzden hem floemine hem kısilemine emeçlerini ne yapar demiştik? Uzatabilir demiştik. Emeçlerini konak bitkinin odun borularına uzatarak su minerallerini ihtiyacını, su ve mineral ihtiyacını karşılama, bu ikisinde de ortak. Yani hem yarı parazit bunu yapıyor hem tam parazit bunu yapıyor. Benden görülmezi istemiş, bunu alamadım. Kloroplast organın elinde ışık enerjisini kimyasal enerjiye dönüştürme. Bunu yarı parazit bitki yaparken tam parazit bitki ne yapamaz? Yapamaz. Neden? Kloroplastı yok. Atmosfere oksijen sağlama, fotosentez tepkimeleri sonucunda biliyorsunuz oksijen çıkıyor atmosfer için. Bu yüzden atmosfere oksijen sağlamaz. Yarı parazit bitkiler bunu yapabilirken tam parazitler fotosentez yapamadığı için bunu yapamaz. Evet, diğer sorumuza bakalım. Baklagiller ve azot bağlayıcı bakteriler arasındaki ilişkiye benzer bir ilişki. Bunlar arasında nasıl bir ilişki vardı? Mutualizm. Peki hangisi mutualizme örnek oldu o zaman? Bitki köklerinde yaşayan mantarlar besin ihtiyacını bitkinin köklerinden karşılarken hipleriyle su ve minerallerin emilimini arttırır dedik demiş. Buna ne demiştik? Mikoriza. Mutualizmi, hatta sıkı mutualizmi örnek. İnsan bağırsağında yaşayan, yaşama alanı bulan ten yağ besin ihtiyacını insandan karşılarken hızlı bir şekilde ürer ve insana kansızlık, halsizlik gibi, yani ten yağ bu durumdan yararlanırken insan bu durumdan ne oluyor? Zarar görüyor. Bu neye örnek? Parazitliğe örnek. Hayvansal parazitliklerden iç parazit, hatta ten yağ bizim için. Denizlerde yaşayan yengeç, deniz gülünün yakıcı tentaküllerinden korunmakta, deniz gülü ise yengeçin besin atıklarından yararlanmaktadır. Yengeç korunuyor. Deniz gülü besin ihtiyacını kısmi olarak karşılamış oluyor. O zaman karşılıklı bir yarar var. Mutualizm ne oldu? İki tarafında mutlu oldu. Birliktelik bir iki tarafta bundan yarar sağlıyordu. Bu da mutualizme örnek olur. Cevabım Ceyhan geldi. Ekolojik nişler aynı olan iki farklı canlı türü aynı komünitede karşılaştıklarında. Ekolojik nişleri beraberse, aynıysa yani, beraber nasıl yaşayabilirler? Ya kaynak paylaşımıyla yaşayabilirler demiştik, ya da rekabet gücü fazla olan diğerini ortamdan eler dedik. Ya göçe zorlar ya öldürür.
Benden ne istiyor? Ekolojik nişanı aynı olan iki farklı canlı türü aynı komünitede karşılaştıklarının durumlarından hangileri gerçekleşir? Türkler arası rekabet başlar, doğru. Çünkü ekolojik nişanlar ortak. Türlerden biri mutlaka ortadan kalkar demiş. Şimdi kaynak paylaşımıyla beraber yaşayabilirler. Mutlaka dediği için bunu alamadım. Kalkabilir deseydi alırdık. Her iki canlı türünün birey sayısı sürekli artar demiş. Rekabet iki tarafa da zarar veren bir durum. O yüzden sayı sürekli artmaz. Hatta bu durumda zarar bile görebilir. Sayıları azalabilir. Bu yüzden cevabım Adana geldi. Aşağıdaki tabloda simbiyotik ilişki gösteren bazı canlılar arasındaki etkileşim verilmiştir demiş. İkisi de fayda görmüş, yarar görmüş bir X simbiyotik ilişkimizde mutualizm. Peki Y'de bir canlı yarar görürken diğeri bundan etkilenmemiş. Y ne? Konvansalizm. Z'de ise birinci canlı bu durumdan olumsuz etkilenirken ikinci ne yapmamış? Ne yarar ne fayda görmemiş. Ammensalizm. Buna göre diyor X, Y, Z simbiyotik yaşamlarıyla hangisi yanlıştır? X simbiyotik ilişkisine insan B ve K vitamini sentezleyen bakteriler örnek verebilir. Bakteri bizim için vitamini sentezliyor, insan onun için yaşama alanı oluşturuyor. İki tarafta bu durumdan olumlu etkilendiği için mutualizme örnek. Doğru bir ifade bu. Y simbiyotik ilişkisini oluşturan canlılar birbirinden ayrıldığında her iki canlının gelişiminde de olumsuz etkilenir. Şimdi burada birbirinden ayrıldığında ne görüyorduk? Bir canlı bundan hiçbir şekilde etkilenmezken yarar gören canlı ne yapıyordu? Zarar görüyordu. Burada ikinci canlı yine etkilenmeyecek ama birinci canlı buradan ne yapacak? Zarar görecek. O yüzden İki canlının gelişimi olumsuz etkilenir. Bu mutualizmde olur. Konvansalizmde olmaz. Yanlış oldu. Z simbiyotik ilişkisine amansalizm denir. Doğru. Amansalizm. Bir şekilde de görebilirsiniz aynı şey. Hangisi yanlıştır demiş. Cevabı Adana geldi. 10. sorumuza bakalım. Aynı tür ortamda eşit sayıda paramesyum ayranına ve paramesyum koyuda tüm konularak her gün düzenli sabit miktarda besin verildiğinde birey sayılarındaki değişim aşağıdaki grafikte verilmiştir. Şimdi ayranına ve koyuda tümü hep göreceksiniz. Bu neyin örneğiydi? Rekabetin örneğiydi. Ayrı ayrı güzel güzel yaşarken birlikte yaşadıklarında rekabeti ayranının kazandığını görüyorduk. Buna göre hangileri doğrudur demiş. Sınırlı besin bulunan ortamda paramesyum ayranı rekabeti kazanmıştır. Bakıyorum ortamda ayranın sayısı arttığı için bu doğru. Paramesyum koyutatım zaman içerisinde doğum oranı azalmıştır demiş. Paramesyum koyutatım gitgide birey sayısı azaldığına göre zaman içinde üreme hızı düşmüştür. Bu da doğru. Paramesyum koyutatım ve paramesyum ayranı aralarında avavcı ilişkisi bulunmaktadır. Avavcı ilişkisinde biri diğerine besin olmalı çocuklar. Burada ne? Rekabet. Diğeri besinden faydalanıp öbürünün aç kalıp besinsiz kalıp ölmesine sebep olduğu için biri diğerini yemediği için bu avavcı değil rekabet ilişkisi olarak karşımıza çıkıyor. Cevabım ne geldi? Ceyhan geldi. Evet, bundan sonrasında yine popülasyon ekolojisiyle devam edeceğiz. Diğer hafta popülasyon ekolojisinden devam edelim. İyi çalışmalar diliyorum.